Beyler bayanlar Forvatch kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video daha karşısındayım. Bugün sizlerle birlikte yeni oyuncular için güzel bir rehber hazırladım. Yani bu rehberden kastım. Ee, yeni oyuncularda hangi destek oynanmalı, hangi tank oynanmalı bunları yapmıştım. Şimdi de hangi damage yani hangi DPS oynanmalı ondan bahsedeceğim. Ee, o zaman hızlıca geçelim. Şimdi öncelikle tahmin ettiğinizi düşündüğüm bir karakter fakat yapacak bir şey yok. Soldier Seven'ın 80'li yani Soldier 76, asker 76'ını hitap etmek istiyorsanız kala öyle. Şimdi yine yeni arkadaşlar e, neden solucu tavsiye ettiğimi size hızlı bir açıklayayım. Öncelikle e, bu karakter hem uzak hem yakın hem ortada gidebilen harika bir karakter. Uzakta oynamayı seviyorsanız beri pozisyon alıp düşmanla ateş edebilir. Orta de seviyorsanız yine ateş edebilir. Yakın seviyorsanız yine ateş yani bu kadar yakın değil işte yakından kastım hani bir 10 metre falan. Yine istediğiniz gibi ateş edebilirsiniz. Onun yanında e, hani son bu mesela kaçıyor ya düşman. Önüne bir şöyle vakit atacaksın. Öldürebilir. Ateş yapabilir. Acil bir durum mu oldu? Ya Böyle ile shift birlikte to topuğa basıp kaçabilir. Canınız mı azaldı? E özelliğinizi kullanıp kendinizi iyileştirin. Bu yüzden hem çok yönlü bir karakter hem de harika bir karakter. Ee, her bir mermisi yeme hasa vurmasının yanında kafaya sıktığınız anda saniyene içinde eriyor. Yani adamın öldüğünü bile göremeyebilirsiniz. Tek bir kötü yanı var. Kötü yanı demeyeyim aslında yine iyi bir yanı. Ee, sekmesi var ama bakın şu an kontrol etmiyorum. Çok düz bir sekmesi var. Yani kralla mouse'unuza azıcık bile aşağı çekseniz belli bir zada tutabilirsiniz gördüğünüz gibi. Çok da bir ama aman aman olayı yok yani alışırsınız. Birkaç maç oynadınız mı direkt olarak bu karakteri çözeceğinize yüzde eminim. Roketi bir yana, ezerle bir yana, silahı bir yana harika bir karakter. Ulti özelliğini gelecek olursak da eğer mesela düşmanı arkaladınız direkt olarak şöyle hızlıca hiçbir mermi kaçmak istemiyorsanız düşmanı göp hanım bakın daha dönmeden yakalıyor bak şöyle ya bakın a vakitte de oldu işte demek istediğim anlamı. E ilk karakterimiz Sol Cihadı. Birinci listede kesinlikle tavsiye ettiğim ilk karakterlerden birisi. O zaman iki karakteri de geçelim. Evet kurallar şimdiki tavsiye edeceğim karakter Torbjörn. Ee, o Ovaçi bilen arkadaşlar varsa şu an bana sövüyordu büyük ihtimal ama yapacak bir şeyim yok. Tobio'nu neden tavsiye ediyorum onu da hızlıca bir açıklayayım. Öncelikle silahının iki yönlü ve çok güzel bir silah. E, fakat tek bir kötü yanı var yine oyuncular için. Bir tık gecikmeli gidiyor mermisi. Yani direkt olarak hissiken karakterler gibi solcu ve kesitli gibi karakter gibi direkt mermisi gitmiyor. Onun yerine bir tık gecikmeli gidiyor. Yani sıktığınız zaman ilk hasar vermeyeceksiniz. Bir tık düşmeli gidiyor ve mermisi de düşüyor. E, bunu zamanla alışırsınız krallar. Onun dışında sağ kli ile pompalı yapabiliyorsunuz. İki mermi harcayacak. Bir yer iki harcıyor. Fakat dibinize gelen düşman olsa direkt çat bir kafaya. Bir kafaya. Hani şu ota menzilde bile gayet yüksek kasa çıkartabilirsiniz. Mesela canı azsa şu kadar menzil değilseniz abi şöyle şöyle deyince vurmanız da zor. Bununla birlikte harika bir şey oluyor. Onun dışında E özelliği ile birlikte hem canını arttırıyor hem de atış hızı güçleniyor. Şöyle abi bakın ne kadar hızlı ve yeniden dolumunu da arttırıyor. Yani daha e, da aşırı yönlü bir karakter olabiliyor torbiyon bu bakımdan. Onun dışında savunma yapacaksanız güzel bir yerde tarat atabilir ve taratinize bile bu işi bırakabilirsiniz. Taratiniz otomatik olarak nişan alıyor ve ortalama bir hasarlı düşmanı yok ediyor. Mesela taratinizi bir adama odaklanırken siz de diğer adama odaklanabilirsiniz. Taratiniz hasar görse de ikinci yani bir, iki, ikinci silahınıza geçip şöyle taratinizin tot işine tot işine vurup iyileştirebilir. F tuşuyla birlikte yok edebilirsiniz Kala 10 saniye bekleme süresi var. Fakat e, taret boşta ise, yani hiçbirisine sıkmıyorsa da otomatik olarak istediğiniz vakti aktarabilirsiniz ultisi ise alan kapatmada çok güzel bir ulti olduğu için tavsiye ediyorum mesela şöyle bir giriş varsa girişi kapatabilirim arkadan bir pozisyon varsa misal şurası şöyle burayı da kapatabilirim ne oldu iki girişi de kapatmış oldum man gelince de e, böyle canı gidecek yani tehlikeli bir yol yaratabiliyoruz bu yüzden çok gönül karakter oynanması kolay değil ama çok da zor değil hani yeni oyuncuların kesinlikle alışmasını düşündüğüm bir karakter çünkü Torbjörn bir sürü karakteri kantılayabilse de e, silahın o işte tam gidişi ayarlamak zor bir tek krallar. Valla bir diğer tavsiye edeceğim karakter ise kesitle mii olacaktı. Çünkü mii ile oynarken e, silahını az sonra bahsedeceğim. Bir tek detaylı oluyor. Mei oynarken özellikle sizi çok yönlü olarak kurtarabilir. Mesela acil bir düşman gelirken duvarla kapatabilir veya yüksekte çıkacaksınız evde E özelliğinizi kullanıp şöyle zıplayıp da kaçabilirsiniz. Le shift özelliğinizle kendinizi kapatıp e, heal verebiliyorsunuz. Tabi bunu düşman ortasında yapmayın çünkü belli bir süresi var. Belli bir süreden sonra donuyorsun. Yani belli bir süreden sonra da ortada açık kalıyorsunuz. Onun dışında düşman yollarını kapatmak çok gönü karakter. Fakat e, bunda belli bir canı var. Ondan sonra da kırılıyor otomatik olarak. Onun dışında silahına gelecek olursam da e, silahıyla düşmanı böyle yavaşlatıp dondurabiliyorsunuz. Dondurduktan sonra da sağ klikle birlikte buz tanesi atabiliyorsunuz. Buz tanesi de şöyle. Yine gecikmeli bir gidişi var. Fakat e, yakın menzile oynayacaksınız ve yakın menzili seviyorsunuz. Önce böyle dondurup sonra bir tane kafaya vurup 200-250 canlı karakterleri anında öldürebilirsiniz. Ultisi ise en çok sevdiğim multilerden birisi çünkü doğru yerde ve doğru zamanda kullanırsanız oyunu direkt olarak değiştirebiliyorsunuz. Böyle atıyorsunuz karakterle donduruyorsunuz. Böyle bu egrenle donuyor. Şöyle bir vuruş bir vuruş. Şunu da canası, bir vuruş. Gördüğünüz gibi 3 kim böyle rahatlıkla çıkartmış oldum kralla. E, ee, bu yüzden tavsiye ediyorum. Orta hani kolay değil zor değil. Orta bir karakter fakat alışırsanız yine e, bayağı baya rank bile atlarsınız yani. Evet kala bir diğer tavsiye edeceğim karakterlerden birisi de kesinlikle eş olacak. Eşi uzak menzili seven arkadaşın tavsiye tavsiye edeceğim. Ee, eşi neden tavsiye ediyor? Yakınınıza bir düşman gelirse otomatik olarak mesela burada bir pozisyon aldınız ve bir düşman gelince direkt olarak shift özelliğinizi kullanıp düşmanı uzaklığı itebilirsiniz. Bir dakika o ölmedi mi? Ee, tamam bunun hakkında okuyacağım. Ee, düşmanı böyle uzağa itebilirsiniz ve kendinizi kurtarabilirsiniz veya yüksek yerlere çıkmak istiyorsanız aşağı bakıp şöyle kullanıp yüksek yerlere de çıkıp yine pozisyon alabilirsiniz. Onun dışında e, güzel bir eğiminiz varsa da e özelliğinizi kullanıp ondan sonra din dinamiti de patlatıp böyle düşmanları yakıp canlının hani neredeyse şu kadar bakın 40 cam bırakabiliyorsunuz. Gayet güçlü bir karakter bu bakımda. E, mayını patlatmazsam ne oldu derseniz de mesela mayını attım e, zamanla patlıyor yani o kadar da dert etmenize gerekmiyor. Onun dışında e, silahı yine iki yönlü birisi dürbünlü fakat dürbün pek yakınlaştım yakınlaştırmıyor fakat işinize görüyor. Mesela şu kadar mesafeden vurabiliyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle vurabiliyorum. Eğer düşman yakınıza geldiyse de dürbünü kapatıp da böyle hani e, DMR gibi sıkabiliyorsunuz. Yani boski hani DMR'ler oluyor ya Dokkaebi'nin kullanması Nasıl geldi oraya bilmiyorum konu da. Onun gibi böyle e, kullanabilirsiniz. Veya sniper moduna geçip direkt olarak yüksek hasarlar da çıkartabilirsiniz. Onun dışında e, babu var. Babu da çok güzel abi. Şöyle bir atıyorsunuz. Önüne geleni kaldırıyor. Sonra oturuyor abi. Arkanıza yaslanın abi. Şöyle oturalım biz. O kilini alsın yani. Bu kafada bir karakter bab. E, hoş bir karakter. Ultimate'i bayağı iyi. Yani eşi oynayabilirseniz sahip olur fakat e, yeni başlayanlara tavsiye etmeyin zor karakterden birisi. Kolaydan zora doğru gitmiştim hatırlarsanız krala. Daha doğrusu öyle bir şey söylemedim fakat anlamışsınızdır büyük ihtimal. E, öyle bir karakterdi krala. Şunu da bir atalım benim içimde kaldı. Evet krala e, yeni arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu video sizlere yardımcı oldu. Yardımcı olduysa bir like atmayı bir abone olmayı çok gömeyin krala. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şu mayını da patlatıp kendinize iyi bakın.